Gün sonundan herkese merhaba, ben Özlem Karakullukçu. Haftanın dördüncü işlem gününde birlikteyiz. Dün özellikle Fed ve Sayın Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar, 75 bas puanlık dolar tarafındaki faiz artışı ve bugün de yine aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası kararları yakın takip altında. Bir diğer tarafta Amerika'dan yine yükselen Sayın Biden'ın yapmış olduğu petrol şirketlerine çağrılar. Hepsini detaylarıyla konuşacağız. Çok önemli gelişmeler var. Yorumları ve Borsa İstanbul performansına detaylarıyla bakacağız. O yüzden tanıyalım bugüne kimler eşlik ediyor. Günün öne çıkan başlıkları arasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan partisinin genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Cumhurbaşkanı salgında vakitlice aldığımız tedbirler sayesinde hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık dedi. Aynı zamanda Fed'in aldığı kararlar içinse son olarak Fed'in attığı adımı gördünüz. Neden acaba Amerika'da böyle bir adımın atılması sıradan bir olay değil açıklamalarını yaptı. Son asrın en büyük sağlık krizi olarak nitelenen bu salgın, dünyada özellikle ekonomideki dengeleri, alışkanlıkları tamamen alt üst etti. Yoksul ülkeler değil, gelişmiş ülkeler dahil herkes etkilendi. İşte son olarak Fed'in attığı adımı gördünüz. Niye acaba? Düşünün, Amerika'da böyle bir adımın atılması sıradan bir olay değil. Türkiye salgın krizini tüm boyutlarıyla en başarılı şekilde yöneten ülkelerin başında geliyor. Destek ve teşvik paketlerimizle her kesimden insanımızın yanında olduk. İhracat, istihdam ve sanayi kapasite kullanım oranları uyguladığımız politikaların ne kadar doğru ve isabetli olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yıl tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 225 milyar doları aştık. Mayıs ayı itibariyle 12 aylık ihracatımız 243 milyar doları geride bıraktık. Türkiye'nin bu noktaya yıllık 36 milyar dolar ihracattan geldiğini göreve geldiğimizde 36 milyar dolardı. Oradan buraya geldik. Dünyadaki pek çok ülke istihdam konusunda ciddi sıkıntılar yaşarken biz bu alanda salgın öncesi dönemi de geçerek 30,4 milyon rakamına ulaştık. Turizmde de bu senenin gerçekleşmeleri son derece umut verici. Dünya ekonomisi ciddi daralma riskiyle yüzleşirken biz 2022 yılı ilk çeyreğinde %7,3 oranında büyüme kaydettik. Vatandaşımızın yükünü hafifletmek için konutlarda kullanılan doğalgazın fiyatında, tabii ekranları başında bizi izleyen milletime özellikle sesleniyorum, %82'ye varan sübvansiyon sağladık. Enflasyonla mücadele kapsamında geçen sene 154 milyar vergi gelirinden vazgeçmiştik. 2022 yılında bu rakam 239 milyar liraya çıkacak. Hayat pahalılığını azaltmak için yaptığımız fedakarlıkları kazanç vesilesi gören tamahkarlara da fırsat vermiyoruz. Vatandaşımızın aşına, ekmeğine kan doğrayan bu fırsatçılara kesinlikle göz açtırmayacağız. Amerikan Merkez Bankası Fed enflasyonun %8,6 ile 1981'den beri en yüksek seviyeyi görmesinin ardından politika faizini 75 bas puan arttırdı. Başkan Powell ise Temmuz'da 50 ve 75 bas puanlık arttırım sinyallerini verdi.
ABD Merkez Bankası FED, enflasyonun %8.6 ile 1981'den beri en yüksek seviyeyi görmesinin ardından politika faizini 75 bas puan arttırdı. FED'in 1994'ten beri en yüksek arttırım oranı olarak kayıtlara geçen kararın ardından konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Jerome Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin politika faizini 75 bas puan arttırdığını ve bu oranda devam eden artışların uygun olacağını tahmin ettiğini ifade etti. Bu yıl için ekonomiye ilişkin tahminlerini revize eden FED, enflasyon tahminini %4.3'ten %5.2'ye yükseltirken, 2023 için %2.7'den %2.6'ya, 2024 için ise %2.3'ten %2.2'ye çekti. Powell'ın söz konusu açıklaması, Temmuz ayında yapılacak olan toplantıda da 50-75 bas puanlık bir artışın masada olacağının sinyali olarak yorumlandı. Powell, Mayıs ayındaki 50 bas puanlık artırımın ardından, Haziran ve Temmuz aylarında yapılacak toplantılarda da 50'şer bas puanlık artırımların uygun olacağının düşünüldüğünü açıklamıştı. Powell açıklamasında enflasyonun uzun vadeli %2 hedefinin çok üzerinde kalmayı sürdürdüğünü, toplam talebin güçlü seyrettiğini, fiyat baskılarının çok çeşitli mal ve hizmetlere yayıldığını kaydetti. Powell, Ukrayna'daki savaş nedeniyle artan petrol ve emtia fiyatlarının benzin ve gıda fiyatlarını da arttırdığını, bunun da enflasyon üzerinde ek baskı yarattığını sözlerine ekledi. Ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Sayın Christine Lagarde, ECB'nin enflasyonu %2 hedefine geri getirmeye odaklanması ve politikaya mali kaygıların hakim olmaması gerektiğini söyledi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin enflasyonu %2 hedefine geri getirmeye odaklanması ve politikaya mali kaygıların hakim olmaması gerektiğini söyledi. Lagarde, Ukrayna'daki savaşın Avrupa'nın Rusya gibi düşman tedarikçilere tehlikeli olarak bağımlı olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın ekonomi üzerindeki etkilerine değinen Lagarde, savaşın birçok ülkenin çok uzak olmayan bir gelecekte hububat konusunda sıkıntı yaşamasına sebep olacağını ifade etti. ECB'nin enflasyonu %2 hedefine geri getirmeye odaklanması ve politikaya mali kaygıların hakim olmaması gerektiğini dile getiren Lagarde, "Birçoğumuzun bildiği gibi görevimiz olan fiyat istikrarını sağlamak zorundayız." diye konuştu. Öte yandan mevcut piyasa koşullarında görüşmek üzere dün planlanmayan bir toplantı gerçekleştiren ECB, yeni borç krizi endişelerine karşı pandemi acil varlık alım programı çerçevesinde alınmış varlıkların vadesi gelen ana para ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirmesinde esneklik uygulama ve Euro bölgesi ülkelerinin borçlanmasında ayrışmayı durdurmak için yeni bir araç geliştirme kararı almıştı. Euro bölgesinde Mayıs'ta yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle %8.1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıkmıştı. Ve Amerika Başkanı Sayın Joe Biden rekor kıran benzin fiyatlarına çözüm için petrol şirketlerine bir mektup yazarak üretimi arttırma çağrısı yaptı. ABD Başkanı Joe Biden, ülkede galon başı ortalaması 5 doların üzerine çıkarak rekor kıran benzin fiyatlarına çözüm için petrol şirketlerine bir mektup yazarak üretimi artırma çağrısında bulundu. Biden, ülkedeki benzin fiyatlarına yönelik ülkenin en büyük petrol tedarikçilerinden ExxonMobil, Chevron, BP ve Shell'in aralarında bulunduğu şirketlere bir mektup yazdı. Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana ülkedeki benzin fiyatlarının galon başına ortalama 1,70 dolar arttığını işaret eden Biden, Amerikan halkının yaşadığı finansal sıkıntıların sorumlusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu kaydetti. Biden, öte yandan petrol rafinelerinin kar marjlarının da bu süreçte rekor seviyede artmasının halkın üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığını vurgulayarak, şirketlerinizin hala petrol, mazot ve diğer rafineri ürünlerinin üretimini ve tedarikini artırmak için acil adım atma şansı var ifadesini kullandı. Mektubunda Biden, yakın zamanda rafineri kapasitelerinin artırılması için tüm federal yetkilerini kullanacağını belirtti. Evet, rakamlarla devam edelim. Özellikle şimdi piyasaları neler fiyatlıyor? Tabii ki öne çıkan FED sonrası resesyon riskinde artış. Bu piyasaları baskılayan bir başlık aslında. FED'in dünkü 75 bas puanlık faiz arttırma kararı sonrasında Temmuz ayında da benzer bir artış ihtimaline ağırlık vermesi öne çıktı. Bankanın enflasyonla mücadeleyi ön planda tutması ve resesyon riski ve işsizlikteki artışı ikinci plana da atabileceğini gösterdi. Bu veriler önemli, yurt içinde de fiyatlandı. Biz tarafında Avrupa borsalarında oluşan etkili kayıplar biz tarafında da görülüyor şu an için baktığımızda ve Powell her ne kadar bu kadar sert faiz arttırımlarının normalleştirilmesini istemediklerini belirtse de
önceliklerinin gerçekten enflasyonla mücadele olduğunu vurguladı. Burada Temmuz ayına kadar da 50 ve bununla birlikte 75 bas puanlık bir faiz ihtimallerinin masada olduğunu gösterdi. Fed beyanatta enflasyon ve işsizlik tahminlerini aynı zamanda da yükseltti. Bunu da yine dipnot olarak tekrar hatırlatalım. Büyüme tahminleri ise aşağı yönlü revizeler başlattı. Şimdi BIST 100'de bakıyoruz, 2500 puan seviyesinin altına geldik. %1,8'lik düşüş burada görülüyor. BIST 50 %2 kayıp, BIST 30'da da yine %2'lik kayıpla günü devam ettiriyoruz. Hemen ilerleyelim ve borsa tarafında aslında enflasyon gerçekten kararlı bir savaş. Burada ekonomide canlılığın devam ettiğini açıklasalar da burada önümüzdeki süreç ciddi bir meseleyle karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Dünyadaki enflasyonla mücadelenin. 17.30'larda şu an için dolar TL kuru %0,3'lük bir yükseliş, hatta 4'lük bir yükseliş var. Dolar tarafında güçlü yükseliş tabii ki devam ediyor. 18.10'lardan okuyoruz. Euro TL'yi, Pound TL 21,22'ye yakın. İsviçre frangı TL paritesi 17,80'den el değiştiriyor ki İsviçre frangının gücü diğer para birimlerinden daha çok öne çıkıyor. Küresel anlamda da İsviçre frangı bugün gerçekten primlendi. Tabii kendi iç dinamikleriyle birlikte. Diğer tarafta sepet kura bakıyoruz. 17,70'li seviyelerde diyelim. Küresel tarafa geçiş yapalım hemen rakamlarda. Dolar endeksi de burada tabii ki 105-104 bu birimler arasında hala gezintide. Euro dolar 1.0460. Euro'nun zayıf seyri tabii ki burada devam ediyor. Aynı zamanda ECB'nin burada öne çıkan başlıklar arasında da gördük. Az önce haberlerimizde de okuduk. Ve Lagarde'ın enflasyon açıklamaları ön planda. Bir diğer tarafta da petrol fiyatlarındaki sürekli yükseliş ki Sayın Biden'ın ve Sayın Lagarde'ın açıklamalarını aslında dikkate alacak olursak burada tehlikeler gayet ön planda ve bunlarla ilgili bakalım atılacak adımlar fiyatlamaları rahatlatacak mı, piyasaları rahatlatacak mı? Dün aslında piyasaların istediği oldu, yani istediği değil daha doğrusu fiyatladığı faiz artışı oldu. Dolar endeksini söylemiştik, pound dolar 1.22, dediğimiz gibi pound'da bir yükseliş var. Özellikle İsviçre frangında dolar yen 132,64'lü seviyelerde, İsviçre frangında doların kaybı negatifliği %2'nin üzerinde 0,97 seviyelerine kadar geldi parite. Geçelim efendim. Biraz daha Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endekslerine de şöyle bakacak olursak orada da dediğimiz gibi kayıplar mevcut. 29.946 Dow Jones, S&P 500 3703, Nasdaq ise 11.292 puan seviyelerinde şu an için. Ve geçiyoruz Avrupa tarafına. Avrupa'da da hem de İngiltere üzerinde de şöyle konuşacak olursak ki %3'ün üzerindeki kayıpla İngiltere'de ön plana çıkıyor. Faiz oranını piyasa beklentisine paralel olarak 25 bas puanlık bir yükseltti. 1.25'li seviyelere geldi. Burada tabii ki banka ikinci çeyrek için %0,3'lük daralma tahmininde bulundu. Fed'e benzer şekilde enflasyonu yine işaret etti. Bu göstergenin aslında kontrol edilmesi için güçlü şekilde hareket edeceklerinin de sinyalini verdi. Önceki tahminlerde yıl sonu enflasyon tahmini %10 civarındaydı ve bu kez Ekim ayına kadar %11'in üzerinde, hafif üzerinde çıkmasının ise beklendiği açıklananlar arasında İngiltere Merkez Bankası tarafından. Eurostoxx 50 3.433, %3'lük kaybı işaret ediyor. Almanya DAX 30 13.058, Fransa CAC 40 5.873, İngiltere demiştik 7.045, İspanya'da 8.070, diğerlerine göre daha sınırlı düşüş gösteriyor IBEX endeksi. Ve devam ediyoruz efendim. Asya'da aynı zamanda hatırlatalım, Fed sonrası bir pozitif seyretme vardı Fed beyanatı ardından. Çünkü Çin ve özellikle burada başta olmak üzere Asya'daki dinamikler başka seyir ediyor. 2, 10 ve 30 yıllık tahvillerde 10 yıllıklar yine 3,4'ün üzerinde seyretmeye devam ediyor. Getiri olarak 2 yıllıklar 3,28'li seviyelerde, 30 yıllık getiri satış ağırlıklı demek ki görüyoruz burada. %3,3'lük düşüş %3,44'lü seviyelerden okutuyor. Yine küresel fiyatlamalarla devam edeceğiz. Altın onsu 1831 dolar. Ciddi bir kayıp yok. 2 doların üzerinde şu an için düşüş trendi devam ediyor. Brent petrol ve ham petrolde 114 dolarlı seviyelerden okuyoruz Brent petrol varil fiyatını.
%2'ye yakın bir düşüş var. Ancak burada çağrılar bakalım Amerika'dan daha da keskin bir şekilde, daha sert bir şekilde gelecek mi? Ham petrol varil fiyatı da 113 dolarla seviyelerde. Ve son kriptoya bakacağız. Kripto tarafında biliyoruz ki en yakın takipçisi gerçekten Amerika Fed'i ve Amerika'nın piyasasını en yakın takip eden, korelasyonunu bozmayan, ara ara S&P 500, ara ara 10 yıllık tahvil, bazen dolar indeksi desek de Amerika'nın gündeminde çıkmayan bir kripto. Bitcoin 21.114 dolar, %2'nin üzerinde düşüş. Ve Ethereum 1.108 dolarlı seviyelerde, psikolojik seviyelerin biraz üzerinde ama ayı piyasası mı değil mi? Biraz daha onları tabii ki konuklarımıza soracağız. Ve ilk konumuz Gedik Yatırım'a gidelim. Yatırım danışmanı Onurcan Bal bizimle birlikte. Onurcan hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi tabii ki Fed'den başlayacağız. 75 puanlık faiz arttırmanın piyasa beklentisi arasındaydı ama ekonomistler ve genelde yorumlarda 50 bas puan olur mu olmaz mı? Şimdi dün de birçok yoruma da şahit olduk. Sosyal medya vesaire. Sayın Powell'ın açıklamaları sonrası. Bu ay keşke 50 yapsaydı da sonra 75 yapacağın sinyalini verseydi denildi ama piyasa için bu önemli bir nokta mıydı? O 25 bas puanı vermeseydi piyasada bir rally mi olurdu, hava mı değişirdi? Hem değerlendirmeniz Fed özelinde aynı zamanda da riskli piyasalar üzerinde baskılayan konu hala 75 bas puanın fiyatlanması hususunda devam edecek midir? Ne düşünüyorsunuz? Tabii. Açıkçası Fed 50 bas puanlık bir faiz artışı yapsaydı piyasalarda bir miktar alım görürdük belki ama bu bir halli olmazdı açıkçası. Çünkü eğer Fed bu toplantıda 75 yerine 50 bas puanlık bir faiz arttırmana gitseydi önümüzdeki toplantılar için daha keskin bir faiz artış patikası ve şahin bir yönlendirme ortaya koyacaktı. Bundan ziyade bu toplantıda biraz daha enflasyon konusunda mücadelede kararlılık açısından böyle bir kararın alındığını gördük. Bu zaten hani belli oranda fiyatlamalar içerisinde yansımıştı. Geçen hafta sonuna doğru etkili olan derinleşen satışlarla birlikte bu endişeler biraz daha gündeme gelmişti. Özellikle Amerika'da beklentinin üzerine gelen enflasyon verisi sonrasında bu konuşuluyordu. Ama hani burada kritik nokta Fed yönlendirmesini 50 bas puana göre yapmıştı. Ve enflasyon verisi geldikten sonra biraz daha hani toplantı öncesinde Fed üyelerinin sessizlik dönemine denk geldiği için burada değişen görüşleri biz duyamadık. Böyle bir açıklama görmedik sessizlik dönemi nedeniyle toplantı öncesinde. Ama burada Fed yönlendirmesini 50 bas puana göre yapmışken 75 bas puanlık bir artışın yaşanması, gerçekleşmesi ilerleyen süreçte hani enflasyon gelişmelerine bağlı olarak Fed'den daha agresif bir adım gelir mi korkularını ve volatilitesini beraberine getirebilecek bir durum. Çünkü Fed özellikle piyasaları tam olarak yönlendirmeden ve beklenti oluşturmadan adım atmıyordu. Ama yükselen ve hani yukarı yönlü risklerin devam ettiği enflasyonun FED üzerinde bir baskı oluşturduğunu göstergesi olarak yorumlanabilir. Piyasalarda FED sonrası bir miktar toparlanma eğilimi ilk fiyatlamalarda gözlendi. Daha doğrusu dün etkili olan kazançlar piyasalarda korundu ama bugün yeniden FED'in 75 puanlık faiz arttırımı ve yılın son yani yıl sonuna kadar 125 bas puanlık öngörülen faiz artışları özellikle Eylül ayına kadar hani bir 50 ve 75 bas puan görebiliriz. Sonrasında 25 bas puanlar söz konusu olabilir. Burada hani yıl sonuna kadar faiz artmanın sürmesi oldukça muhtemel. Ama hani 75 bas puanın üstü olmayacağını işaret edildi Fed tarafından ama hani burada Temmuz ayında da 50 ya da 75 bas puan görüyor olacağız. Belki bu 75 bas puanın ardından tabii ki enflasyon gerçekleşmeleri, işte petrol fiyatlarındaki gelişmeler bunlar önemli ama Temmuz'da 50 gördükten sonra piyasa koşullarına bağlı olarak yine 50'de 75 görebiliriz veya bir 50 görebiliriz. Enflasyon gerçekleşmeleri belirleyecek bu konuda. Ama şu an piyasalar tarafında baskı oluşturan temel konu küresel çapta artan enflasyon ki hani hala daha bu Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle devam eden tedarik sıkıntıları, işte tahıl konusundaki sıkıntılar, olası bir gıda krizi ciddi bir konu, yine enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş eğilimi, tüm bunlar enflasyonist riskleri canlı tutuyor. Bu da kaçınılmaz olarak merkez bankalarının daha agresif bir politika ortaya koymasına, sıkılaşma ortaya koymasına neden olmakta ve hem yüksek enflasyon hem de bu agresif sıkılaşma sürecinin ekonomileri kaçınılmaz olarak bir resesyona götürebileceğine dair korkular şu an için risk iştahını baskılayan temel parametreler. Ve hani bu konuları aslında bu yıl sıkça konuştuk ve bu yılın kalan bölümünde de sıkça konuşmaya devam edeceğiz. Bu konu başlıkları risk iştahını ve fiyatlamaları belirlemeye devam edecek. Ancak mevcut konjonktürde
küresel çaptaki görünümün zayıf olduğunu ve bu risk başlıkları gündemde kaldığı sürece de zayıf seyretmeye devam edebileceğini düşünüyorum. Yani yılın kanalında tabii ki zaman zaman bu risklerin biraz daha hafiflemesiyle veya işte fiyatlanmasıyla birlikte Mayıs ayının son bölümünden Haziran başına kadar gördüğümüz küresel çaptaki toparlanmalara benzer fiyatlamalar görebiliriz. Ama genel olarak ağırlıklı satıcılı bir fiyatlamaya riskli varlıklarda hazırlıklı olmak gerekiyor. Çünkü her yukarı yönlü devam eden enflasyon verisi daha ciddi bir resesyon korkusunu da gündeme taşıyacak ve ilerleyen süreçte de gündemde tutacak gibi duruyor açıkçası. Peki hemen şöyle biraz da Borsa İstanbul performansına detaylı bakalım. Bu 2500 hemen düzelteyim. Puan seviyesinin altındaki seyir %2'ye yakın kayıp. Küresel tarafta tabii ki paralel ve baskılandığı konu mevcut durum belli. Ama bunun devamlılığı hususunda ne bekliyorsunuz? Yani burada bir al fırsatı veriyor mu, sinyali veriyor mu kurum olarak? Önümüzdeki hafta beğeniler arasında değişen şirketler, sektörler var mı? Açıkçası burada hani yeni hafta için bir haftalık hisse önerimiz şu an oluşmuş değil teknik olarak ama ciddi zayıflamalara dikkate aldığımız zaman ana hisselerde hani teknik öneri konusunda da biraz daha çekimser kalabiliriz açıkçası. Orta uzun vadeli beğendiğimiz şirketlerden yani bu düşüş nedeniyle bir değişim olmuyor. Onlar çünkü haliyle temel göstergeleri göre belirleniyor. Model portföyümüzde şu an için bir değişim yok. Ama şunu söyleyebilirim. Endeks tarafında tabii ki bugünkü düşüşlerin tamamen yurt dışı kaynaklı. Yani Amerika vadelerine baktığımız zaman %3'leri bulan düşüşler görüyoruz. Yaklaşan Avrupa borsalarında %3'ler aşan düşüşler var. Yani yine endeksteki kayıplar yurt dışına kıyasla görece daha sınırlı kaldı diyebiliriz ama endekste bu satışı getiren temel husus biraz daha yurt dışı tabii ki. Ve burada 22 günlük ortalama son bu hafta içerisinde 22 günlük basit hareket ortalama destek olarak çalışıyordu. 2500 seviyeleri kabaca. Bunun da kırılması teknik satışları beraberinde getirdi. Açıkçası şöyle söyleyeyim yani 2500 altında devamında 2480'in altında kapanışlar görecek olursak ve haftalık kapanış özellikle bugün ve yarınki kapanış 2500'ün devamı hatta 2480'in altında gerçekleşirse endeks tarafında teknik yönündeki zayıflamanın devam ettiğini ve satışların hızlandığını görebiliriz. Yani böyle bir senaryoda 2435 ilk destek noktası ama asıl fiyatlama bu Mayıs sonunda yukarı yönlü hareketin başladığı 2400-2370 bu aralık olabilir. 2460 aralığı olabilir. Yani 2400 altına sarkan bir fiyatlama görebiliriz 2480 altında. O yüzden yurt dışında hala daha devam eden bu zayıf görünümü, derinleşen satış baskısını ki Amerika borsaları yani teknik olarak ayı piyasasında sene başından bu yana kayıplar. Avrupa borsaları zirvelere göre ayı piyasasına çok yaklaştı. Yine yıl başından bu yana kayıplarına baktığımızda bugünkü düşüşlerde %17-%18. Yani Avrupa borsaları da ayı borsasına girme konusuna tarafında oldukça yakınlar. Hani yurt dışındaki bu zayıf görünümü dikkate aldığımızda ve 2480 altındaki olası kapanışlarda satışların derinleşebileceğini göz önünde bulundurduğumuzda şu an için bir alım konusunda kesinlikle beklemede kalmak gerekiyor. Veya hani elde mevcut pozisyonlar, orta uzun vadeye tutulan pozisyonlar için hani bir ortalama maliyet yapma konusunda yatırımcılarda bu düşüş bir alım fırsatı mı düşüncesi doğabilir. Şu an için beklemede kalınmalı. Çünkü bu düşüşün devamının gelme potansiyeli var yurt dışındaki zayıf görünümü ve teknik olarak endeksteki göstergelere baktığımızda hani 2400'ün altına sarkan bir fiyatlamayla da karşılaşabiliriz eğer yurt dışındaki bu zayıf görünüm devam edecek olursa. Çok teşekkür ediyorum Onurcan Bal, değerli katkıların için sağ ol. Rica ederim, yayınlar diliyorum. Evet, Gedik Yatırımı uğurladık, sonrasında devam edeceğiz, kısa bir ara. Evet, gün sonu kaldığı yerden devam ediyor efendim. Gideceğiz bir haberimize. Kontrolmatik teknolojinin yeni hayata geçirdiği işbirlikçi robot prototipinin tanıtım toplantısı gerçekleşti ve Kontrolmatik Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sami Aslanhan, iş yerlerinde verimliliği arttırması hedeflenen işbirlikçi robot teknolojisinin cari açığı ise azaltacağını vurguladı. Kurulduğu günden bu yana yenilikçi ve sürdürülebilir yaklaşımlarıyla enerji, proses endüstri gibi birçok alanda faaliyette bulunan Kontrolmatik Teknoloji, endüstriyel tesislerde verimliliği katlayacak kolaboratif robotların geliştirmesine yönelik yaptığı Ar-Ge çalışmalarında önemli bir noktaya gelerek ilk prototipini tanıttı. Kolaboratif robot olarak da tanımlanan Kobot teknolojisi toplantıda 6 eksenini bağımsız hareket ettirebilerek satranç oynama etkisini gözler önüne serdi. Geliştirilen robotun yurt içinde doğrudan veya entegratör çözümü
ortakları üzerinden satılacağını söyleyen Kontrolmatik Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, Asya'daki rakiplerimizden ucuz ama Avrupa'daki rakiplerimizden daha kaliteli bir ürünü ve hizmeti sunacağız ifadelerini kullandı. Bizim uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir konu, fakat son 6 ayda özellikle robotun geliştirilmesi ve hayata geçmesi için Ar-Ge çalışmalarını hızlandırdık ve ilk prototipini bugün burada tanıttık. Yakın bir zamanda, özellikle önümüzdeki bir yıl içerisinde seri imalat hattını kurup önümüzdeki yıl seri imalatına başlamak ve hem ilk önce Türkiye pazarına, akabinde yurt dışı pazarına sunmayı hedefliyoruz burada. Kontrolmatik olarak Türkiye'deki ilk enerji depolama tesisinin temellerini attıklarını ifade eden Sami Aslanhan, tesisin litiyum pil hücresi üretme özelliğini taşıdığını vurguladı. Kolaboratif robota ayrılan finansmanın yanı sıra enerji depolama tesisi finansmanın öz kaynak ve uzun dönem kredibilite ile sağlandığını açıkladı. Yatırımlara değinen Aslanhan, üretimde 1000 adetlere çıktıktan sonra 3000 adetlere çıkmayı hedeflediklerine değindi. Bugünkü kolaboratif robotu pazar payının pandemi öncesi pazar payından 2 kat olduğunu vurgulayarak 12 milyon dolara üretim hattı kurma hedeflerinin olduğunu belirtti. Yarıda fabrikayı tamamlamayı hedefliyoruz. Bunu da yine Ankara Polatlı'da yapacağız. Orada mevcut bir yatırımımız var zaten. Pil fabrikası yatırımı. Pomega çatısı altında. Hemen onun yanında yine benzeri bir yatırımı da bu robot için yapıyor olacağız. Evet, aslında robot teknoloji başlı başına bir pazar. Bu alanda çalışacak uzmanlar, operatörler, araştırmacılar, Ar-Ge personelleri ve yapılır olacak. Tabii sanayide de özellikle işbirlikçi robotlar, kobotlar insanla beraber çalışmak için dizayn edilmiş. İnsanla uyumlu bir şekilde çalışabilecek robotlar ve sanayide, hafif sanayide, kobilerde verimli daha fazla arttıracaklar, üretimi daha fazla arttıracaklar, kaliteyi daha fazla arttıracaklar. Bu şekilde insanla beraber bir çalışma söz konusu. Burada lityum demir fosfat LFP teknolojisini kullanıyoruz. Bu alandaki Türkiye'deki ilk yatırım. Kendi hücremizi üreteceğiz anottan katottan. Hücrelerden bataryaya, bataryadan enerji depolama çözümlerine gidecek. Bu çözümler sanayinin birçok alanında, özellikle enerji şarj istasyonlarında, yüksek güç gerektiren elektrikli araçlarda, otobüs, tren, kamyon, gemi gibi. Bunun dışında şehir şebekesine bağlı enerji depolama çözümlerinde, evlerde, fabrikalarda ve alternatif enerjinin özellikle rüzgarı, güneşi depolanmasında kullanılıyor olacak. Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Gidiyoruz. Tere Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan'a. Enver, hoş geldin. Merhaba Özlem, hoş bulduk. Evet, şöyle hemen merkez bankalarının kararları, aldıkları yol, artık enflasyonu vurgu ve birinci 1, 2, 3 numarada enflasyon var. Geri plana atılmış işsizlik rakamları, büyüme rakamları var. Genel görünümü Fed'den başlayarak nasıl sence? Evet, tabii Fed bu noktada trend kırıcı bir adım atmış görünüyor. Çünkü ertesi gün itibariyle bazı merkez bankalarının Fed'i takip eden bir doğrultu içerisinde olduğunu gördük. Ve bu sadece hani otomatik faiz ayarlamalarıyla beraber olan bir şey değil. Aynı zamanda da bazı son birkaç yıla yayılan perspektif değişimleriyle de alakalı bir duruma işaret ediyor. Mesela İsviçre Merkez Bankası'nın bugünkü faiz artışı biraz sürpriz bir faiz artışı olarak algılandı. Ve biraz açıkçası bundan sonra Avrupa gibi, İngiltere gibi muadillerin de ne ölçüde hareket edebileceklerine ilişkin aralığı biraz genişletmiş gibi görünüyor. Tabii politika sinyalleri önceden alınan şekilde biraz daha uç aralıklara doğru gitti. Neden gitti? Yani burada buna sebep olan en önemli olgu enflasyon istikrarsızlığı. Ve tabii enflasyon istikrarsızlığının da burada ekonomideki paydaş davranışlarına yönelik olarak artı fiyat etkilerinin tetiklemesi ve bir spiral oluşturması endişesi var. Ve merkez bankaları açıkçası global resesyon gibi bir tehdit olgusu varken biraz daha hani büyüme istihdam dinamiklerine zarar verme uğruna faiz arttırımı olgusundan vazgeçemiyorlar. Fed'in ortaya koyduğu yolu da bu şekilde okumak lazım. Ve Fed tabii ki bir stagflasyona neden olmak istemediği için de şu anki politika doğrultusunu da biraz sözel anlamda dengeleme yolunda. Çünkü şöyle, dün mesela spot endekslerin biz artı hareket ettiğini ve piyasaların biraz rahatlama efekti içerisine girdiğini gördük. Neden? Çünkü Powell bu toplantıdaki 75 bas puanlık artışın bundan sonra yeni normalin 75 puan olduğuna dair bir işaret olmadığını söyledi. Duruma göre Fed bundan sonra 75'lik baremde de hareket edebilir, 50'lik baremde de hareket edebilir, daha düşük de hareket edebilir, daha yüksek de hareket edebilir. Bu tamamen o günkü planlamaya, o günkü
duruma o günkü verilerin doğrultusuna bağlı. Evet. Ama bugün özellikle Fed'i takip eden bazı hareketler ve söylemleri gördükten sonra piyasa açıkçası hani bugün neler oldu bakıyoruz. İsviçre Merkez Bankası'nın 50 puanlık bir sürpriz faiz artışı var. İngiltere Merkez Bankası'nın 25 puanlık öngörülen bir faiz artışı var. Ama mesela bazı üyeler bunun iki katı bir hareket yönünde oy kullanmışlar. Yarın sabah Japonya Merkez Bankası'nın açıklamaları var. Getiri kontrolü uyguluyor, genişleme perspektifi uyguluyor ama onun eşiği de bir değişim gösterir mi? Çünkü yen sürekli değer kaybediyor gibi olgular var açıkçası. Ve piyasa bugün çok farklı bir perspektiften okuduğundan dolayı Dow'un, S&P'nin, Nasdaq'ın çok problematik, katastrofik bir fiyatlama gerçekleştirdiğini şu noktada görüyoruz. Tabii faizler artıyor ve özellikle faizlerin artması, piyasa faizlerin artması enflasyonun bir iz düşümü olduğu gibi aynı zamanda da politikanın gideceği aralıkların da bir önden gösterimi noktasında ve oradaki faiz dalgalanması, faiz hareketleri hani şu an biraz da bugün sürpriz olarak değerlendirilebilecek hareketler var. Küresel anlamda bir yukarı doğru eğilime işaret ediyor. Ama Fed'in dinamik hareket aralığı bence bu noktada Amerikan faizlerindeki yukarı hareketi de canlı tutabilecek bir durum yaratabilir gibi görünüyor. Peki burada bizim bize gelen yani gelişmekte olan ülkelerin almış olduğu riskte sence artış var mı? Yani biraz daha şimdi 50 bas puanlı ekonomistler işte birçok aslında kurum 50 puan bekliyordu. Piyasa 75 puanı bir anda fiyatlamaya başladı. Şimdi genel görü hem 75 yaptı hem de önümüzdeki süreç bir 75 puan daha masada olabilir. Yani bu biz ve bizim gibi ülkelerin gerçekten taşıması güç bir yük olabilir. Çünkü böyle bir konjonktürde gerçekten herkesin enflasyonla mücadele ettiği noktada doların bu nedenle yüksek faize yükselişine girmesi. O yüzden ben bizden de biraz bu veriler ışığında bahsetmeni isteyeceğim. Türkiye'nin almış olduğu riskler, artık kararlarda bazı değişikliklere gidilir mi? Dolar TL tarafında zorunlu karşılıklarda oranlar değişiyor ama bunlar yeterli mi değil mi? Biraz şöyle geniş bir detayla dinleyelim mi Enver senden? Tabii şimdi... Hani gelişmiş ülke Merkez Bankası'nın hareketleri noktasında bu swap traderlar zaten önceden haber veriyorlar bir bağlamda yaptıkları hareketle beraber. Haliyle hani terminal beklentileri 50 bas puanken swap traderların yapmış oldukları fiyatlama itibariyle aslında piyasa 75 bas puanlık hareketin geleceğini biliyordu. Bu kanıksanmış bir hareket. Tabii bu noktaya piyasanın 2 günde gelmiş olması biraz değişik gibi görülebilir. Ama tabii enflasyonun yarattığı sapma ve belirsizlikler çok yüksek noktalarda ve enflasyonun oluşturmuş olduğu bir talep. Şimdi burada mesela şöyle bir olgu vardı. Hani deflasyonist bir trend varken insanlar fiyatlar daha da düşecek diye harcama yapmazlar. Durgunluğa sebep olurlar. Burada insanlar fiyatlar daha da artacak beklentisiyle bu sefer harcamayı öne çekiyorlar. Harcamaların öne çekildiği bir noktada talep asimetrisi yaratıyorlar. Talep asimetrisi de bir enflasyon spiraline daha neden olur. Yani ikinci katmanı oluşturuyorlar. Burada birinci katman zaten arz koşullarından geliyor. Rusya-Ukrayna savaşının durumu daha da kötüleştirmesi, onun öncesinde tedarik zincirlerinin kötüleşmesi vesaire gibi etmenler bizde enflasyonu besleyen ana faktörlerde, ana aktörlerde. Şimdi burada eğer ki bu enflasyon etkileriyle başa çıkmak noktasında bir, talebin oluşturduğu enflasyon. İki, beklenti kanalının oluşturduğu enflasyon. Şu an merkez bankalarının indirgemek istediği enflasyon. Haliyle faiz artışından geri durmayacak olan rol model merkez bankaları var burada. Bu durum elbette özellikle doların rezerv para statüsü itibariyle oradaki para hareketleri etkisini arttıracak ve bu sermaye portföy hareketleri tabii ki gelişen ülkelerin lehine bir durumu olmayacak. Yani Amerika'da evet faizlerin hani 3 seviyelerin üzerine gitmesi yani faiz projeksiyonlarına, fonlama oranlı projeksiyonlarına baktığımızda 3,5-4 aralığını görüyoruz mesela bu sene için. Yani bu dolar faizi noktasında vurduğunuz zaman özellikle gelişen ülkelerin dolar bazlı borçlanma profillerine de kendi CDS'leri orantısında etki edecek bir etmen. Şimdi Türkiye'nin döviz bazlı borçlanma oranlarına bakıyoruz. Dolar bazlı faizler Türkiye'nin Eurobond faizleri çift tane noktalara doğru geldi. Bugün hazine bir döviz bazlı ihraca çıksa 850 CDS ve 3.40 Amerikan faizinden kaba bir hesaplama yaptığımız zaman %12'nin altında bir borçlanma maliyeti çok imkan dahilinde gözükmüyor. Şimdi tabii diğer noktalarda şu unsurlar var. Türkiye'de enflasyon %75-80 aralığına oturdu. Belki bunun da üzerine doğru gidecek. Piyasa bazlı oranlamalar noktasında
Uzun vadeli taraf regülasyonla bankalara getirilen yükümlülüklerle beraber %20'nin altına kaydırıldı. Gösterge %25 civarında. Mevduat faizleri 23-26 bandına oturdu. Yeni çıkartılan bir GES ürünü %23'lük bir yıllık bileşik getiri sağlıyor. KKM'de oluşan dönemsel etkiye baktığımız zaman da orada hani bu sene doların TL karşısında, daha doğrusu TL'nin dolar karşısında %20'den fazla bir değer kaybı söz konusu. Bütün bu etkileri topladığınız zaman aslında bakıldığında hani TL bazlı yatırım yapmak ne kadar karlı? Bunu sadece mesela dolara karşı olan konumlanma şeklini düşünmemek lazım. Ayrıca diğer gelişen ülkelere karşı carry pozisyonlanmaları noktasında çok dezavantajlı bir konumdayız. Bu da tabii bizim neredeyse %60'a yakınsayan negatif reel faizimizden kaynaklanıyor. Birçok mesela hani burada gelişmekte olan ülke perspektifine baktığımızda mesela benim gözüme Brezilya, Arjantin çarptı Latin Amerika tarafından. Brezilya'nın hemen FED'den sonra 50 bas puanlık bir artış var. Arjantin bugün 300 bas puanlık bir faiz artışı yapmış durumda. Yani kendi enflasyonlarını ve global finansal koşulları doğru okuma noktasında hareket etmesi gerekiyor merkez bankalarının. Ve tabii Türkiye Merkez Bankası'nın başından beri aslında hatalı görünen, hatalı olarak değerlendirilen ve ekonomik sayıkların dışında olan politika yaklaşımı çerçevesinde U dönüşü etkisini de almıyor isek eğer, tabii burada TL'nin, TL cinsi varlıkların daha az cazibe görmesi, daha fazla hassaslığa, kırılganlığa maruz kalması beklenebilecek bir olgu. Tabii bizde kur direkt olarak enflasyonu etkileyen bir durum. Aynı zamanda hani global ithalat fiyatlarına da malum olduğu durumu düşünecek olursak eğer, hani biz şimdi bir cari fazla sayıkıyla hareket etmek noktasındaydık. Ama yılı 40 milyar dolara yakın bir cari açıkla kapatacağız görünüyor bu enerji fiyatları nezdinde. Haliyle yeni ekonomik modeli şu anda başarıya ulaştıracak bir perspektifi de edinmemiş görünüyoruz. Ve sanırım ortodoks politikalara dönülmediği sürece de bu makro parametrelerin sürdürülemezlik etkisi ve bunun ekonomiye yüklediği yük biraz daha fazla bir şekilde hissedilecek, biraz daha kaydeder bir şekilde hissedilecek görünüyor. Evet. Peki biraz yine birkaç böyle küresel taraftaki belirsizlikten bahsetmeni isteyeceğim. Japonya'da bu tahvil hamlesini aslında gelir mi gelmez mi, yen tarafındaki zayıf seyir devam mı edecek yoksa tahvilden mi yana kullanacak Japonya Merkez Bankası kararlarını? Biraz bu açıdan nasıl bir değerlendirme içindesin? Çünkü buradaki para birimlerinin değer artışı, değer kaybı ticaret partnerliğinde önemli değişikliğe neden olacak gibi görünüyor önümüzdeki süreç. Şimdi tabii aslında yenin tabii ki değer kaybı, burada Japonya'nın net ihracat profilini de düşündüğümüz zaman bir bağlamda şu anki geniş politika perspektifi noktasında da desteklenen bir olgu olmasından dolayı ve Japonya'nın ihracatçı yaklaşımına da değersiz bir yenin uygun olmasından dolayı hala Japonya getiri eğrisi kontrolü perspektifini devam ettirebilir gibi görünüyor. Şimdi tabii burada faizlerdeki hareket olgusuna şu şekilde yaklaşmak lazım. Aslında bütün merkez bankalarının tahvil piyasasındaki hareketleri burada çok belirleyici. Çünkü genişleyici dönem içerisinde merkez bankaları bu tahvilleri portföylerine dahil ederken elbette bunu bir politika sayıkıyla yaparlar. Bir politika amacıyla yaparlar. Herhangi bir getiri fiyat olgusunu gözetmiyor durumda olurlar. Tabii bu yaklaşımda tahvil piyasasında aktif alıcı noktasında olmaları getirileri de faizleri de aşağı noktalarda tutmaları anlamında önemli. Ama merkez bankaları bu eğilimi azalttıkları zaman, tapering dediğimiz olguyu yaptıkları zaman ya da niceliksel sıkılaşma noktasına doğru geçtikleri zaman artık bu tahvil piyasasından yavaş yavaş çekilir noktada olurlar ve bir fiyat hassasiyeti olmayan büyük alıcının çekilmesi tahvillerin değer kaybetmesini, faizlerin yukarıya doğru gitmesini sağlar. Piyasa bazlı borçlanma maliyetlerine emsal teşkil eder ve resmi politika faiz oranında bununla uyumlu bir hale getirilir. Yani Merkez Bankası faizleri ayarlarken bir defa piyasa ve borçlanma koşullarını, likidite koşullarını buna uyumlu hale getirdikten sonra işi resmiyete döker noktasında biraz bunu düşünmek lazım. Şimdi Japonya'da devlet tahvil getirileri referans alınan aralığı geçme evresi içerisinde. Yani burada Japonya Merkez Bankası'nın aktif alımları arttırarak ve belli vadelere, belli tahvil tiplerine yoğunlaşarak şu an bu getiriyi baskılama noktasında hareket ettiklerini görüyoruz. Çünkü Asya'da
Ekonomik yavaşlama daha belirgin bir noktada. Ve orada da bir bölgesel etkileşim çok yoğun olduğundan dolayı, yani Çin'deki durum tabii Japonya'yı da etkiliyor, Güney Kore'yi de etkiliyor. Bu ülkelerin ekonomik entegrasyon ve ticari ilişkileri noktasında oldukça önemli. Çin'de biz önemli bir dönem COVID kapanmalarının etkilerini izledik. Japonya'da da mesela COVID vakaları çok böyle iç açıcı noktalarda değildi. Haliyle orada bir hastalık nedeniyle olan bir yavaşlama etkisini hissettiğimiz gibi, şimdi bir de aynı zamanda bu küresel etkileşimden gelen yavaşlama, resesyon etkilerini burada ortaya koyuyoruz. Orada yaklaşım biraz daha halen faizleri düşük tutma, negatif tutma, parasal genişleme noktasında hareket etmek yönünde. Tabii getiri eşiğini eğer ki serbest bırakmazsa Japonya Merkez Bankası yarın sabah açıklayacağı kararlarda yenin değerini daha fazla uçuruma doğru itecek bir noktada olacaktır. Bugün mesela biraz bir değer kazanımı oldu yende. Neden? Çünkü İsviçre Merkez Bankası'nın öngörülmeyen hareketi diğer merkez bankalarının da bir bakış açısı değiştirebileceklerini ortaya koymakla beraber acaba Japonya'da yenin değerini önemsemeye başlar mı sorusunu sordurttu. Burada tabii getiri eğrisini mi kontrol edecek yoksa yene artık müdahale etmeye başlayacak mı Japonya Merkez Bankası, bu merkezde olacak. Evet. Peki Borsa İstanbul performansını değerlendirmek istersen neler aktarırsın bize? Çünkü burada da risk hala ön planda. Bir diğer tarafta hacimsel taraftaki gelişme Borsa İstanbul'un iştahını arttıracak nitelikte değil. Çünkü 5 yıllık CDS'ler de artık azımsanacak noktada olmadığını görüyoruz. Evet, şimdi tabii normal bir bakış açısından, bir ekonomist bakış açısından baktığımız zaman normalde bizim borsamızı yükseltecek çok fazla bir faktörü ortaya koyamayız. Enflasyonun durumu ortadayken, para ve ekonomi politikalarının uygulanma noktasında önemli belirsizlikler ve gri kalmış noktalar bulunurken ve ortaya konan TL cinsi yatırım teşviklerinin TL açısından, TL yatırımı konusunda herhangi bir cazibe sunmuyor olması bakımından biraz bu durum çok karışık görünüyor. Şimdi bir yabancı perspektifinden bakıldığı zaman da, yani evet, kasko primi bu kadar yüksek olan bir ülkede birçok dinamik öngörülemez noktalarda olur. Yani Türkiye'nin şu an dış piyasalardan borçlanmasının maliyetini yaratan etmenler zaten risk ve enflasyon belirsizliklerinin bir bileşimi noktasında ve elbette burada hani 850 civarında CDS'ler tabii ki çok olumlu bir görüntüye, çok kabul edilebilir bir görüntüye işaret etmiyor. Ama şu an bizim global etkileşimimiz görece az. Bu da tabii ki piyasanın çok lokalize olmasından kaynaklanıyor. Piyasanın lokalize olması noktasında da global risk iştahından veya makroekonomik göstergelerden çok ön plana çıkan olgu, enflasyonun yaratmış olduğu ve negatif reel faizlerin yaratmış olduğu getiri arzusundan ileri geliyor. Ve bu getiri arzusu içerisinde lokaller enflasyona en çok yaklaşabildikleri araçlar noktasında daha talepkar olabiliyorlar elbette. Tabii şu aşamada Borsa İstanbul'un da bazı riskler biriktirdiğini burada belirtmek gerekiyor. Elbette sadece bizim avantajımız şu an yabancının oranının %34'e doğru düşmesi. Ama mesela güvenilir bir yükselişten bahsetmemiz ve borsaya dışarıdan önemli bir para girişi sağlaması noktasında da yabancı atraksiyonunu sağlamamız gerekiyor. Ve yabancı atraksiyonunu sağlama noktasında da biz ekonomi politikalarının uygulanış şekli, belirsiz ve oynak CDS profili ve kur faiz gibi değişkenlerin yaratmış olduğu sürdürülemezlik noktasında çok olumlu bir aşamada bulunmuyoruz açıkçası. Ama tabii lokal perspektifi ve enflasyona endeksli herhangi bir ürünün çıkartılmamış olması noktasında borsa hala biraz daha o pozitif etkiyi devam ettirebilir görünüyor. Ama tabii perde arkasındaki risk parametrelerinin de burada oldukça oynak olduğunu belirtmek gerekiyor. Hemen şöyle küresel bir petrol tarafında Biden'ın açıklamalarıyla birlikte sence fiyatlamalar nasıl? Burada Amerika'nın bir ön ayak olup fiyatları bir sakinleştirip belli bir noktaya, stabil bir noktaya en azından taşıma ihtimalleri güçlü mü değil mi? Yoksa bunlar böyle sadece geçici uyarılar olarak mı kalacak? OPEC artı ülkelerin ve petrol şirketleri bunu nasıl karşılayacaktır sence? Şimdi bence Rusya sorunu çözülmediği sürece çok bir düşüş olmayacak gibi, evet. Çok bir stabilizasyon olmayacak gibi.
Benim gözlemlediğim o. Yani Amerika'nın perspektifi de biraz açıkçası piyasalardaki boşluğu doldurmaya yönelik ya da yurt içindeki benzin fiyatlarını düşürmeye yönelik olabilir. Yani burada Amerika'nın neler yapabileceği de çok belirgin değil. Yani Amerika olaya küresel gösterge fiyatları noktasından mı yaklaşacak? Tabii bunu yapması için küresele ciddi bir arz pompalaması yardımı yapması gerekiyor. Burada Amerika kaya petrolünün bir alternatif olması gibi OPEC üyelerinin daha fazla petrol üretmesi bir alternatif olabilir. Ama yine de özellikle Rusya'nın kendi petrolünü satma noktasında, burada tabii Rusya petrolünde artık alıcı olan ülkeler Çin ve ona benzer ülkeler tabii ki. Ural petrolü ile Brent petrol eski spread'i oldukça açtığını görüyoruz. Çünkü diskontolar söz konusu burada. Avrupa zaten artık yaptırım uyguladığından dolayı orada enerji akışı böyle çok eski seviyelerde olmayacak. Hatta sıfırlanma riskini de tabii ki barındırıyor bakıldığında. Ha, ama olur da özellikle Amerika'daki ara kongre seçimlerine doğru gidilirken yaşam maliyetinin bu kadar Biden'ın siyasi popülaritesini düşürdüğü bir ortamda yurt içindeki akaryakıt fiyatlarını düşürmek için Amerika mesela bir ihracat yasağı getirir ve kendi yurt içindeki arzı destekleme noktasına doğru gider mi? İşte o zaman küresel akım bence biraz çok öngörülemez bir noktaya doğru kayar. Ve petrol fiyatları düşecekse biz burada global resesyondan umut bekler bir hale geliriz ki global resesyonla düşen bir petrol fiyatının da zaten alıcı satıcı daha hiç kimseye bir faydası yoktur bu noktada bakıldığında. Ama elbette şu an mevcut arz dinamiklerini düşünecek olur isek eğer ve petrolün bir enerji girdisi olarak talep inelastikiyetini düşünecek olur isek eğer, yani bir şekilde talep görmeye devam edeceğini düşünecek olursak eğer, bu petrol fiyatlarının çok böyle savaş öncesi seviyelere doğru gerilemesi şu an çok düşük bir ihtimal gibi görünüyor. Son olarak küçük bir altın yorumu alabilir miyim? 1800 doların altını görme ihtimalimiz güçlü müdür altın olsun da? Şimdi tabii altına ne açıdan baktığımıza göre değişir bu durum. Ama şu an hani 3.40 olan Amerikan 10 yıllıklarını düşünecek olursak bu altın açısından çok olumlu bir durum yaratmaz. Artı global konjüktürdeki getiri arayışı altını hala güvenli liman noktasında tutmaya devam edebilir mi? Bu da biraz tartışmaya açık bir konu olarak ön plana çıkmış durumda. Çünkü bir tarafta altının karşısına koyduğunuz faizin ve doların getirisi de sürekli olarak artıyor. Yani böyle bir etki var ve bu altın fiyatlarını hani fiziki talep destekleyici olsa bile fiyat ve faiz noktasında, yani dolar ve faiz noktasında çok yukarı doğru destekleyecek gibi bir görüntü ortaya koymuyor. Yani oradaki halat çekme yarışı bence biraz daha devam edecek gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum Enver Erkan. Değerli yorum ve katkıların için sağ ol. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet efendim, TR Yatırım Baş Ekonomisti Enver Erkan bizlere eşlik etti. Küresel taraftaki gelişmeler önemli. Bunlarla ilgili değerlendirmeler, belirsizlikler hala mevcut ama gelen veriler, enflasyonla ilgili baskılar gerçek manada birçok noktada değişimlere yol açıyor deyip kısa bir ara yapalım. Aradan sonra global piyasalar, sonrasında yine bolca altın ve para piyasasını konuşacağız. Global piyasalarla günü yapıyoruz efendim. Hemen gidelim, ezlere eşlik edecek. Philip Capital Satış Müdürü Gülay Şahin. Gülay Hanım hoş geldiniz. Sözü hızlıca size devrediyorum. Fed ve sonrası kararları değerlendirmeleriniz için.
Hoş bulduk Özlem Hanım. Global piyasalarda FED faiz kararının yankılarını sürdüğünü görüyoruz. Dün Avrupa hisse endeksleri günü %1,5 civarında artıda kapatırken FED'in faiz kararının ardından S&P 500 endeksi %1,5, Nasdaq endeksi %2,5 değer kazanarak günü tamamlamıştı. Dünkü yayınımızda veri sonrası piyasaların dengelenmesinin zaman alabileceğini ve oynaklığın artabileceğinden bahsetmiştik. Beklentimize paralel olarak hisse endekslerine gelen satışlarla dünkü kazançların geri verildiğini görüyoruz. Eurostoxx 50 endeksi ve ABD vadeli hisse endeksleri de %2,5 civarında ekside işlem görüyor. Avrupa endekslerindeki satışta dün ECB'nin Avrupa bono piyasasındaki riskleri görüşmek için gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıdan somut bir adım çıkmamış olmasının da etkisinin olduğunu düşünüyoruz. Kısaca haftanın en önemli gündem maddesi olan dünkü FED toplantısına da değinelim. Geçen hafta TÜFE verilerinin beklenti üzeri gelmesi sonrasında FED 50 bas puan artış yönünde olan analist beklentilerini aşarak 75 bas puan artışta faizleri 1.50-1.75 bandına yükseltti. FED ayrıca ekonomik tahminlerinde de önemli revizyonlara gitti. İşsizlik oranı tahminlerini yükseltirken büyüme tahminlerini aşağı çekti. 2022 yılı için büyüme beklentisini %2.2'den %1.7'ye düşürürken işsizlik beklentisini ise %3.5'dan %3.7'ye çıkardı. Mayıs ayı işsizlik oranının 3.6 olduğu düşünülürse FED'in aslında planlanan faiz artışlarına rağmen istihdam piyasasında ve ekonomide ciddi bir bozulma öngörmediği söylenebilir. Yapılan açıklamalarda ekonomik aktivitedeki toparlanmaya ve istihdam kazanımının güçlü şekilde devam ettiğine dikkat çekildi. Yetkililer yıl sonuna kadar da 175 bas puan daha faiz artışının gelebileceğini ve faizlerin %3.4 seviyesine ulaşacağı öngörüsünde bulundu. FED'in faiz artışını takiben diğer merkez bankalarından da benzer adımlar geldi bugün. Brezilya Merkez Bankası politika faizini 50 bas puan artışta %13.25 seviyesine çıkardı. Banka Ağustos toplantısında da faiz artışlarına devam sinyali verdi. Dünkü FED kararı sonrası bugün yatırımcıların ilgisi İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararındaydı. Saat 14'te açıklanan karara göre banka beklentilere paralel bir şekilde faizi 25 bas puan artırarak %1'den %1.25'e yükseltti. Bir süredir piyasalara yön veren ABD 10 yıllık tahvil faizlerinden de bahsedelim. Dün FED'in 75 puanlık faiz artışı sonrasında %3.50 seviyelerinden %3.29'lara kadar gerileyen tahvil faizleri hisse piyasalarına tepki alımlarının gelmesine katkıda bulunmuştu. Bu sabah tekrar yükselişe geçen ABD 10 yıllık tahvil faizi yeniden %3.50 seviyesine yükselmiş durumda. Tahvil faizleri %3.50'nin üzerinde yükselişine devam ederse risk algısının azalma yaşanacağından hisse endekslerindeki baskının sürebileceğini düşünüyoruz. %3.20 altındaki fiyatlamaların global piyasalardaki baskıyı azaltarak risk iştahını yeniden arttırabileceği görüşündeyiz. Son olarak ABD hisse endekslerinin güne %2 civarında değer kaybıyla başladığını belirtelim. Faiz arttırımları ve yapılan açıklamaların piyasalar tarafından sindirilmesi zaman alabileceğinden piyasalardaki oynaklık bir süre daha devam edebilir. Küresel piyasalarda haftalık kapanışların hangi seviyede gerçekleşeceği kısa vadede hisse endekslerinin yönü açısından belirleyici olacak Özlem Hanım. Çok teşekkür ediyoruz Gülay Şahin değerli katkılarınız için. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Ve Stüdyo Hamburg'la devam ediyoruz efendim. Altın ve para piyasaları uzmanı Candaş Atalay bizlerle birlikte. Candaş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şöyle dilerseniz lokomotif emtia tarafında petrolle başlayalım. Fiyatlamalarla ilgili 100 doların altını görme biraz zorlaştı gibi görünüyor ama Sayın Biden'ın açıklamaları petrol cephesini ilgilendiriyor mu? Derinden bir fiyat değişimine yol açar mı? Yoksa orta ve uzun vadede 150 doların üzerini görme ihtimali raporları geliyordu. Bu daha güçlü bir senaryo olarak karşımıza çıkar mı? Ne dersiniz? Tabii petrol fiyatları da doğrudan dolar endeksinden etkilendiği için dolardaki gelişmelere bağlı olarak FED açıklamalarını biz yakından takip ediyoruz. Dün Federal Rezerv'in politika faiz oranı geldi. %75 seviyesi, 75 bas puan artırım yönünde.
Bu piyasalarda beklenmedik bir orandı. İki senaryo vardı. 50 bas puan artış, agresif bir açıklama başkandan veya 75 bas puan artış, güvercin bir açıklama. 75 bas puan artış ve güvercin bir açıklamayla Powell bir dengeleme yönünde konuşmasını gerçekleştirdi. Şimdi bu faiz hareketinden sonra emtia piyasalarında çok sert hareketler gözlemlemiyoruz. Petrol tarafında tabii ki gelişmeler uzun bir süredir, yaklaşık 3 aydır Rusya-Ukrayna tarafındaki jeopolitik risklere kilitlenmiş durumda. Bu tarafta Rusya tarafından gerçekleştirilecek arzın kısıtlanması ve Avrupa Birliği yaptırımları petrol fiyatını doğrudan belirleyen unsur. Tabii Başkan Biden da bu noktada atmış olduğu adımlar var. Gerek OPEC, gerek de OPEC Plus'ta arzı arttırmaya yönelik girişimleri devam ediyor. OPEC Plus tarafında olumlu bir açıklama geldi bu hafta. Arzın arttırmasına yönelik. Fakat orada da Libya'da yaşanan iç karışıklıklar ve siyasi belirsizlikler arzın arttırmasının önüne geçiyor. Bu noktada fiyat aslında biraz sıkışmış gibi gözlemleniyor petrol tarafında. Uzun vadede baktığımız zaman 147 dolar petrol fiyatı için tarihi seviye. Bu seviyelerin görülmesi, yani kısa vadede oraya ulaşmamız şu aşamada çok olası değil. Fiyatlarda bir stabilizasyon sağlandığı görülüyor. Fakat Amerikan piyasasına baktığımız zaman iç piyasada yükselen bir petrol fiyatı var. Özellikle Mayıs'ın son haftası ve Ekim ayı Amerika Birleşik Devletleri'nde driving season dediğimiz sürüş sezonudur. Ortalama araç trafiği %30 ile %40 arasında artış gösterir. Şu an hali hazırda petrol fiyatları özellikle eyaletler bazında daha önce görülmemiş seviyelerde yüksek seyrediyor. Tabii bu da enflasyon üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturuyor. Kısa vadede arzın arttırmasına yönelik adımların olumlu sonuç getirmesini beklemek açıkçası fazla iyimserlik olur. Petrol fiyatlarında dolar endeksinin bu denli kuvvetli seyrettiği konumda 115-125 dar bandında volatilitenin düşük olduğu hareketleri gözlemlemek kısa vadede daha olası görünüyor. Peki altın onsuyla da devam edelim. 1830 dolar dediğiniz gibi dolar endeksine bağlı bu fiyat gelişmeleri, değişimler altın onsunda dolar endeksiyle bir ters korelasyon içerisindeydi. Buradan hala devam edecek midir? 1800 dolarların altı mı daha güçlü ihtimal görünüyor yoksa şu an için bir alım fırsatı küresel anlamda ya da merkez bankaların rezervleriyle son gelişmeler nasıl detaylarıyla dinlemek isteriz? Altın fiyatlarında biz yaklaşık olarak 3 aydır bir stabilizasyon sağlandığını görüyoruz. Ve beklentimiz bunun Ağustos ayına kadar devam etmesi yönünde. Burada yine fiyatlar Fed'in atacağı adımlara yakından bağlı. Fed önceki yıllarda ekonomik koşullarda bir kolaylama sağlamaya çalışırken şu an içinde bulunduğumuz durumda ekonomiyi yavaşlatma mühendisliği yapmaya çalışıyor. Uzun zamandır hedeflediği bir %2 enflasyon seviyesi vardı. Şu an artık bu masadan kalkmış görünüyor. %8.6 enflasyonları konuşuyoruz. Şimdi bu enflasyon Fed'i zor durumda bırakmışa benziyor. Yani gün sonunda sıkılaştırmış para politikası bu durumu kolay kolay düzeltmeyecektir. Bunun aslında ekonomiye ek sıkıntılar getirmesini de bekliyoruz. Bu gibi durumlarda, enflasyonun arttığı durumlarda bir denge unsuru olarak ons altında tabii ki yükselmesini bekleriz. Fakat ons altın üzerinde şu an özel bir durum yaşıyoruz. Yaklaşık 300 dolarlık bir primden bahsediyoruz pandeminin başlamasıyla birlikte. Bunun 200 doları için Rusya-Ukrayna gerginliğinden kaynaklanan jeopolitik riskler, 150 doları için de parasal pandemi döneminde yapılan parasal genişlemeden kaynaklı prim olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi biz bunun 150 dolarını verdik. 1800-1850 bandına oturmuş bir ons altından bahsediyoruz. Rusya-Ukrayna gerginliğinin kısa vadede çözülmesini beklemek de şu aşamada fazla iyimserlik olacağına göre biz buralarda 1800-1800 bandındaki düşük volatilitede, düşük standart sapmada gün içerisinde belki %2-%3'lük hareketler görebiliriz küresel veri akışına bağlı olarak ama uzun vadede biz birkaç ayda bu dar bankta stabil hareketleri görmemiz çok olası görünüyor. Altının 2000 yılından bu yana karakteristik özelliğini inceleyecek olursak, gözlemlediğimiz Ocak ve Ağustos aylarında majör hareketlerini yaptığını gözlemliyoruz. Ocak ayı hareketinin açıklaması belli. Yıl sonu kurumsal şirketlerin ve yatırım kuruluşlarının, büyük fonların bilanço dengelemesi için pozisyonlarını dengelemesi
Ve Aralık ayında pozisyonlarını kapatmasıyla fiyatların düşe geçmesi ve Ocak ayına tekrar alım yaparak fiyatları yükseltmesi. Ağustos'ta beklediğimiz hareketse artık alışkın olduğumuz derecede bilindik şey, Hindistan ve Çin'den gelen altın talebinin fiyatları yukarı yönde hareket ettirmesi yönünde. Şu aşamada Ağustos ayına kadar biz düşük bir volatilite ve stabil bir altın fiyatı görebiliriz. Ağustos'tan sonra özellikle sonbaharda Amerikan tarafındaki enflasyonun ve petrol fiyatlarına da bağlı olarak altın fiyatında biz yıl sonunda 2000-2150 dolar bandındaki hedef fiyat seviyemizi koruyoruz. Peki efendim, şöyle biraz emtia tarafında tarım emtiası ile ilgili beklentilere gidelim mi? Sadece aslında dünyanın korktuğu ve endişelendiği işte enerji krizi değil, bir tarafta da tarım ve gıda tarafında da hamleler değişmeye başladı. İhracatçılar kendilerini biraz daha saklayıp ithalatçı konumuna geçiyor. Ellerini daha güçlendirmek istiyorlar. Tarım tarafında alternatif yatırım alanları araştırıp biraz da aslında tarım tarafını biraz güçlendirme söz konusu. Buğdayın yolu değişti, arpanın yolu değişti. Yani gerçekten emtia tarafında, tarım emtiasında işler nasıl gidiyor? Genel bir değerlendirmeyle, sonra detaylarıyla dikkatinizi çeken tarım ürünlerinden de bilgi almak isterim. Bugüne kadar, 2000 yılların başından bugüne kadar geçtiğimiz noktada aslında hemen hemen bütün dünyanın konuştuğu şey küreselleşmeydi. Pandemiden sonra ortaya çıkan tedarik zincirlerindeki bozulma ve riskler şu an bütün dünyanın yerelleşmenin ne kadar önemli olduğunu anlamasına yol açtı. Tabii bu doğrudan üretici olmayan ve ithalatçı olan ülkeler için bir nevi sıkıntıya yol açmış gözüküyor. Tarım noktasında da aslında her ülke, özellikle belli başlı major üreticilerden de gözlemliyoruz bunu. Öncelikle kendi vatandaşlarının talebini karşılamak ve sonrasında dış ihracat noktasında açılımlar yapma noktasında politikalarını genişletiyorlar. Buğday noktasında bir sıkıntı var. Hali hazırda bir Euro bölgesi, Avrupa bölgesi, Birleşik Kıta Amerikası ve biz her ne kadar etkilerini çok yaşamıyor olsak da özellikle Kuzey Afrika bölgesinde ciddi bir buğday erişim noktasında sıkıntı var ve fiyatlar oldukça yükselmiş durumda. Aynı şekilde Mısır noktasında da fiyatların son haftalarda yükseldiğini görüyoruz. Her ülke öncelikle kendi vatandaşının talebine karşılama yönelik adımlarda bir gevşemeye gitmediği sürece fiyatların özellikle sonbahar döneminde yükselmesini beklemek çok kötümser bir senaryo olmaz diye düşünüyorum. Evet, hemen şöyle biraz Türkiye tarafındaki özellikle alınan önlemler sizce tarım tarafında, gıda tarafında ve dünyadaki bu değişimle birlikte Türkiye'de sizce alınan önlemler yeterli mi değil mi? Biraz da böyle hani eleştirel ya da son gelişmeler neler tarım tarafında? Biz bir nebze Kuzey Afrika, Kıta Afrika ülkelerine göre rahat konumda olduğumuzu söyleyebiliriz. Her ne kadar sanayileşmeyi ön planda tutsak da uzun yıllardır politik olarak Türkiye bir tarım ülkesidir. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gerek coğrafyası, gerek jeopolitik konumu, herhangi bir üretim noktasında, üretimde sıkıntı yaşayabileceği noktasında bir tehlike göstermiyor. Bizde öne çıkan sıkıntı enerji maliyetleri. Bizdeki tarım doğrudan petrol fiyatlarına endekslenmiş durumda. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki her yukarı yönlü hareket bizde tarımı biraz daha içinden çıkılamaz bir hale sokuyor. Bu noktada tabii ki üretimi arttırmak, belirli destekleyici politikaları desteklemek önemli. Ama maliyet kalemlerini düşürmek kısa vadede daha hızlı bir çözüm olarak ön plana çıkıyor. Tabii ki küreselleşen bir dünyada her şeyi siz tek başınıza halledemezsiniz. Bugün petrol fiyatlarını veya doğal gaz fiyatlarını bizim aşağı yönlü hareket ettirmemizi beklemek tabii ki hayalcilik olur. Burada dış dünyaya bağlısınız. Her ne kadar üretimde kendi kendinize yetebiliyoruz seviyede olsanız da dış dünya kaynaklı ek etkenlerden dolayı burada da fiyatların yükselmesi noktasında, arz sıkıntıları noktasında tabii ki sıkıntıların çıkması olası. Petrol fiyatlarında az önce de bahsettiğimiz gibi orta vadede bir dengelenme görüyoruz. Zaten fiyatlarda da bir stabilite sağlanmış gibi görünüyor. 150 dolar ve üzeri seviyeler zaten direkt resesyondan ziyade stagflasyon
ortamı sağlayacağı için ben dünyanın şu konjüktürde buna hazır olmadığını düşünüyorum. 125-115 bandında seyreden petrol fiyatlarında biz tarımda destekleyici tedbirlerle, enerji maliyetlerini sabitlediğimiz koşulu altında tarımda destekleyici tedbirlerle üretimimizi arttırırsak, diğer bölgelere göre, altını çizerek söylüyorum, Afrika ve Orta Asya bölgelerine göre biraz daha avantajlı olduğumuzu söyleyebiliriz gıda noktasında. Peki efendim, sanayi emtiyasında işler nasıl gidiyor? Biraz da böyle bakır tarafında özellikle son zamanlarda fiyat artışı gösteren emtia grupları da var burada. Burada genel bir değerlendirme, yine detaylardan şöyle bir noktaları alalım mı sizden? Detayları dinleyelim mi? Tabii. Temel metaller dediğimiz bakır, çelik, demir, çinko vesaire bu gibi tarafta aslında doğrudan biz Çin'i gözlemliyoruz. Buradaki ortaya çıkan her etken fiyatlarda yükseliş ve artış olarak anlık olarak yansıyor. Bildiğiniz gibi yaklaşık 2 aydır Şangay ve Pekin, Çin'in en önemli sanayi ve liman kentleri, Covid vakalarının artması sebebiyle buralar kapalıydı ve piyasalarda bir talep azalması mevcuttu. Tabii bu fiyatı bir miktar aşağı çekmişti. Şimdi kısmen kısıtlamaların Haziran başıyla kaldırılması ve Çin'deki iç piyasanın canlanmaya başlamasıyla metallerde de bir miktar fiyat yönünde artış beklemek olası. Bakır özelinde konuşacak olursak şu an ton başına 4.2 dolar seviyelerine düşmüş durumda. Analiz beklentileri ve yurt dışı raporları da incelediğimizde burada çok bir oynak hareket beklenmiyor açıkçası. Bir yıl sonrası için gözlemlediğimiz makro tahminler 3.95 seviyesinde. Çelik ve demir özeline geleceksek, burada Çin'in özellikle bir politikası var, taban fiyat politikası. Burada fiyatların çok düşmesini istemiyorlar ve fiyatlar düştükçe alıcı pozisyonda dengeleme yönde devreye giriyorlar. Tabii bu ekonomiler doğrudan, bu emtialar doğrudan sanayi endüstrisine bağlı olduğu için burada çarkların durması noktasında fiyatlar bir miktar aşağı yönlü hareket edebilir. Ama hali hazırda Çin'in yavaş yavaş açılmaya başlaması ve Asya'dan gelen talebin de hafiften canlanmaya başlamasıyla bakır ve demir metalinde bir miktar yukarı yönlü hareket görmemiz olası görünüyor. Çinko tarafında herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Hali hazırda bunun üretici ülkesi Güney Amerika ülkeleri, Şili, Peru vesaire. Bu tarafta zaten madenler yüksek kapasite ve dolulukla çalıştığı için arz tarafında bir sıkıntı yok. Burada fiyatı belirleyen, fiyatı etkileyen en önemli unsur açıkçası talep tarafında görünüyor. Bu tarafta da bir yatay bandı bir oturuma gözlemliyoruz. Özellikle demir fiyatında ton başına 135 dolar seviyelerine gerilemiş durumdayız. Bir yıl sonrası için yine makro tahminler burada bize 122 dolar seviyesini gösteriyor ki bu kabul edilebilir bir seviye hali hazırda. Çok riskli görünmüyor. Evet. Peki efendim, şimdi şöyle ki emtia tarafında vadeli işlemlerde özellikle piyasalarda giriş, opsiyonlar şu an nasıl mesela? Biraz daha aslında yatırımın kuvvetlendiği, hacim artışları var mı? Fiyatlamalarda etkinliği nedir? Son zamanlarda özellikle sizin radarınıza giren hangi emtia gruplarında işlem hacimleri yükseliyor? Bizim yaklaşık bir aydır gözlemlediğimiz doğalgaz. Biz bu noktada yaklaşık son bir aydır petrolden ziyade odağımızı tamamen doğalgaza çevirmiş durumdayız. Açıkçası piyasalarda dillendirilen ve konuşulan en önemli konu bu. Amerikan piyasalarına bakacak olursak bir sonraki krizi doğalgazdan yaşamamız çok olası görünüyor. Fiyatlar çok hareketli, volatilite çok yüksek. Çünkü her gün yeni bir haber akışıyla karşılaşıyoruz. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Texas'ta Freeport LNG tesisinde bir patlama gerçekleşmişti ve bu tesisin 3 hafta devreden çıkacağı belirtilmişti. Fiyatlarda yukarı yönlü bir harekete yol açmıştı. Fakat son gelen açıklamada tesisin yıl sonuna kadar kapalı kalmasının beklendiği ve bu noktada Amerikan piyasasında doğalgaz fiyatlarında çok ciddi bir geri çekilme gözlemledik. Bunun sebebi Avrupa'ya ihracat edilecek gazın aslında Amerikan iç piyasasına verilecek olmasıydı. Şimdi Amerika'da %20'lik gün içerisinde yukarı ve aşağı yönlü hareketleri gözlemliyoruz doğalgaz piyasasında. Bu noktada tabii Rusya'da kendini dengeleyici pozisyonlar alıyor. Özellikle kronik
sıralamaya bakacak olursak önce Bulgaristan'a olan arzı durdurdu. Sonrasında Gazprom Germany üzerinden Almanya'daki şirketine olan arzı durdurdu. Polonya'daki operatörün arzını durdurdu. Ve akabinde son olarak geçtiğimiz gün kuzey yakın boru hattından Avrupa'ya verilen Avrupa'nın tüketimine sunulan gaz miktarını bir miktar kısıtlamaya gitti. Amerikan piyasasında gaz fiyatları düşerken Avrupa piyasasında bu çok ciddi bir yükselişe ulaştı %10-15 seviyelerinde. Bu tabii Amerika tarafını da etkiledi. Amerika tarafında da bugün bu Rusya'nın son hamlesi %10'luk bir yukarı yönlü harekete yol açtı. Açıkçası gaz fiyatları bizim için enflasyonda en belirleyici unsur gibi görünüyor. Çünkü 10 dolar ve üzerine çıkacak bir doğal gaz fiyatı Amerika'da enflasyonun %8'in altına düşmesini beklememizi biraz zorlaştıracak ve çok daha sert para politikalarının ve faiz artırımlarının gelmesi beklentisine yol açıyor. Biz odağımızı doğal gaz fiyatlarına çevirmiş durumdayız bir süredir. Çünkü buradaki haber akışı daha yoğun ve çift taraflı bir haber akışı var. Hem Rusya'nın adımları, Rusya'nın Avrupa Birliği'ni Amerika'ya doğru sürmesi ve Amerika'nın hali hazırda geldiğimiz noktada dünyanın en önemli LNG ihracatçısı durumuna gelmesi ve artık sınırları zorlayacak derecede bir üretim mekanizmasına ulaşması. İki tarafta da hem arz hem tedarik tarafında üretimin ısınmasına ve fiyatların bir nebze de olsa yukarı gitmesi yönünde beklentimizi koruyoruz. 10 dolar seviyesi önemli. Vadelilerde de biz bunu takip ediyoruz doğalgaz fiyatlarında. Buradaki 10 dolar seviyesinin üzerindeki her fiyatlama bizde ABD enflasyon tarafında aslında 8 doların altına gelmesini biraz mümkün göstermiyor ve çok daha sert politikaların gelmesini beklememize yol açabilir. Tabii bu da doğrudan bütün dünyayı etkilemesi muhtemel görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim değerli yorumlarınız için. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Evet, Candaş Atalay, altın ve para piyasaları uzmanı bizlere eşlik etti. Emtia tarafındaki gelişmeler çok önemli. Çünkü beklediğimiz enflasyon ve enflasyonist ortamda bu fiyatlamalardaki yukarı yönlü dalgalanmalar hem bize hem de tüm dünyayı ciddi manada tehdit eder nitelikte diyelim. Ve bugün de gün sonunu burada noktalayalım. Kısa bir aradan sonra ise yine Ekotürk izlemeye devam edin. Saat 19'da da görüşeceğiz.